is trouble. Well, I done them living rough and poor. Catching cases at a fast rate, rolling in the fast lane. Hustle to the morning, never stop until the cash came. Diaper as a kid. Ne 900 megabayt, ne değişik. Şakada bakada şakada bakada la 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 la. Şakada bakada 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 bakada. Bugün CS tarihinin derinliklerine ineceğiz. Son zamanlarda felsefeyi birazcık sardım ve filozofları okuyorum. Hatta şu an şu kitaptayım. Bu arada Platon'un gerçek adının Aristokles olduğunu biliyor muydunuz? Platon'un kelime anlamı geniştir ve Aristokles iyi bir fiziğe sahipti. Bu lakabı da ona güreş hocası vermişti. Evet, antik Yunan'da bazı filozoflar aynı zamanda güreşçiydi. Peki, bu bilginin videoyla ne alakası var? Yok. Sadece öğrendiğim yeni bilgiyi bir şekilde paylaşmam gerekiyordu. Her şey 1996'da Quake'in çıkmasıyla başladı. Evet, o muazzam FPS dünyasına atılan ilk adım. Quake. Veyahut da e-spor olayının başladığı nokta bu. Bu gördüğünüz Çinli veya Asyalı kardeşimiz de ilk e-sporcu. Daha doğrusu ilk e-spor şampiyonu. Kendisi 1997'de Quake turnuvasının şampiyonu oldu ve Ferrari 328 GTS kazandı. Sen ise hala CS'de Silver'sın. Aynı benim gibi. Ha, bu arada CSGO'da bazen round sonunda duyduğunuz şarkı var ya. Ha, işte o şarkı bu. Evet, artık çok fazla şey biliyorsunuz. Ha, bu arada son zamanlarda Akali'ye birazcık sardım. İyi oynayıp oynamadığım tartışılır. Akali montajlarını izlediğim zaman onlarda olup bende olmayan bir şeyin olduğunu fark ettim. Yetenek veya beceri mi? Hayır. Skinim yok. Shit. LoL dışında bir sürü oyunun iç parasını satın alabilirsiniz. B-Epin sitesi için bu kadar bolluğu ben de beklemiyordum. Hold Blank bile var lan, bu oyunu oynayan var mı gerçekten? Oyunu çalışverişleri geçtim, oyunların kendilerini de satın alabilirsiniz. Çünkü indirim döneminde Steam'dekilerden daha ucuz oluyorlar. Alışveriş esnasında çift doğrulama yapıyorsunuz ve dekont bizzat onlar tarafından size hemen gönderiliyor. Bunlar dışında başkalarına hediye kartları yollayıp oyunlar hakkındaki yeni haberleri takip edebilirsiniz. Türkiye'de ve dünyada 40'tan fazla yayıncının resmi yetkili satıcısı. Capcom, PlayStation veya Frontier gibi sponsorları var. Ve ben konuştuğum esnada satın aldığım şey geldi. Я взял твоя бу, я её ебу, и май... Ага, гребени контролю, ben söylemiştim. Lan adam 1.6 oynuyor, anasını s***. И май гад, или петерли, тиздак. Ama şöyle de bir olay var. Cehennem teması, canavarlar, ışın silahları, kozmik sıçramalar artık sıkmaya başladı. Final Doom, Quake, Duke Nukem 3'te hepsi aynı temadaydı. Artık yeni şeyler lazımdı. Ve işte tam da o noktada hoparlörüm bozuldu. Cidden bu arada. Lan, alo. Oğlum, kapama tuşu falan mı? Ne oldu? Niye çalışmıyor? Arkada random şarkılar çalıyordu. Bir şekilde kapandı buna gelince, anlamadım, garip. Ve Minli isimli Asyalı bir öğrenci boş zamanında 3D ile ilgilenip oyun motorları nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyordu. Ve yine aynı senede Quake'e yeni bir mod ekledi. Konusu özel kuvvetlerin teröristlere karşı verdiği mücadeleydi. Evet, tanıdık geldi. Ha, bu arada okuduğum makalelerde ve izlediğim videolarda nedense bu fikrin Minli'nin aklına internette gördüğü bir terörizm haberinden gelmiş. Başka bir versiyon ise 11 Eylül olayından ilham alması. Ama ötekinin de bunun da doğru olmadığını kendisi söylüyor. Çünkü her şeyden önce 200 kule olayı... 200 kule, aynen. Çünkü her şeyden önce ikiz kule olayı 2001'de gerçekleşti. Mod ise 1997'de çıktı. İkincisi ise, merhaba, benim adım Milli. İnternette daha fazla Guzman ismiyle biliniyorum. Oyunu fikriyle alakalı söylentileri açıklık getirmek istiyorum. Herkes nedense internetteki bir makaleden esinlendiğimi sanıyor ama o doğru değil. Aslında Büyük Hesaplaşma adlı bir filmden esinlendim. Büyük Hesaplaşma 95. yılın filmlerinden. Başroller olarak Al Pacino ve Robert De Niro'nun oynadığı çok popüler bir film. Senaryosu çok da yeni ve yaratıcı bir şey değil. Soyguncular bankayı soymak istiyor. Özel hareketler ise onları durdurmayı ve rehinleri kurtarmayı çalışıyor. Şöyle de bir şey var. CS'deki silahların %90'ı bu filmden alıntı. Hı? Ve 1998'de Quake 2 çıkıyor. Ve Milli oyun modunu oraya taşıyor. Ama şöyle de bir şey var. Quake 2'nin tahtadan bir farkı yok. NPC'lerin garen mainlerden bir farkı yoktu. Ve genel olarak oyunda yapabileceğiniz şeyler çok dardı. Ve işte o zaman Quake 2'nin iletişim işleriyle sorumlu olan Jess Cliff bunu fark ediyor. Yani modu fark ediyor. Ve Minli'ye yardım teklif ediyor. Bunun da üstüne o sene Half-Life'in çıkmasıyla beraber oyun oraya taşınıyor. Oyunun ilk beta versiyonu çıkıyor. Oyunlar nereden olursa indireyim şu tarz uyarıyla karşılaşıyorum. Ve virüsten dolayı kanalını ilk defa çaldırmış birisi olarak virüse fobim var. Oyunda çok fazla bug'ın bulunduğu, NPC ve botların ise geri zekalı olduğunu söyleyebilirim sadece. Ardından 2000 yılına kadar 7 tane beta versiyonu çıkıyor. NPC ve botlar biraz da olsa geliştiriliyor. Sırf merak ettiğim için o zamanın CS ile şu anki CSGO'nun silah tepmelerini araştırdım. Evet, keleş o zamanlarda leşmiş. Nefret ettiğim silah olan Deagle'ı da merak ettim. Yok abi, bunun bir açıklaması yok. Deagle'dan nefret ediyorum. Shit. Oyunun potansiyeli ve küçük bir kadro tarafından yapılması Gabe'i etkiliyor ve onun ilgisini çekiyor. Bilmeyenler varsa Gabe Steam'in kurucusu. Minli'ye bir şekilde ulaşıyor ve onu kendi şirketine davet ediyor. Kısa bir süre sonra da oyunu satın alıyor. Ve Valve resmi bir şekilde 2001 yılında CS 1.0'ı çıkarıyor. Oyuna dair çok iyi hatırladığım şeylerden bir tanesi çok korkutucu bir introsunun olmasıydı. Ah!
Bir süre sonra CS1.1 çıkıyor ve botların sorunları düzeltiliyor. Oyun ilk defa Dusty haritası geliyor ve modeller daha sorunsuz hareket ediyor. Ve yine aynı yılda Half-Life'dan bağımsız bir şekilde CS1.2 çıkıyor. Ve oyunun tam da patlama noktası orası. Oyun BDT ülkelerinde inanılmaz popüler oluyor. Hatta haberlere bile çıkmışlığı var. İgra одна из самых популярных в мире. Называется Counter-Strike. Боевые действия 5x5 ведутся в интернете. CS1.3 ile oyuna sesli konuşma geliyor. Evet, Türkler artık daha rahat birbirine sövebilecek. Bu olaylar 2000'in başlarında olmasına rağmen oyunda çok fazla hile vardı. CS1.4 ile oyuna ilk defa anti-cheat getiriliyor. Ne kadar işe yaradığı tartışılır. Ve oyun birazcık daha gerçekçi oluyor. Leşler artık roundun sonuna kadar haritadan kaybolmuyor ve yeni kan efektleri falan. CS1.5 ile oyuna ilk defa tavuklar getiriliyor. Evet, önemli bir detay söylemek istedim. CS1.6 yeni silah Famas ve Galil ve kalkan. Ve çocukluğumdan beri o kalkandan nefret ediyordum. Oyunun dengesini çok bozuyor. Maalesef Millie'nin hayalleri yalan oldu. Çünkü kendisinin söylediğine göre oyuna daha 4 tane release getirmek istiyordu. Oyuna savaş araçları da eklenecekti. Ve cidden bunun eklendiğini düşünsenize, şu anki CSGO'nun durumu nasıl olurdu acaba? Kendisi Valve şirketinden ayrıldı. Facepunch Studio'ya katılıp Valve'ın yapımında görev aldı. 2004 yılı Counter-Strike Condition Zero. Planlara göre bu hikaye tabanlı bir oyun olacaktı. Bu arada şöyle de bir şey var. Bu CS'nin en az bilinen versiyonu. Çoğunuz da muhtemelen bunu şu an öğrendiniz. Oyun hikaye tabanlı olmasına ve çok da kötü olmamasına rağmen o zamanki Medal of Honor veya Call of Duty ile rekabete giremezdi bile. Oyunun multiplayer'ı hala duruyordu. Ve vaat edilenlere göre oyunun optimizasyonu ve botları düzeltilecekti. Ve üstüne bug'lar fixlenecekti. Hayır. Tamamen CS1.6'nın hikaye tabanlı versiyonu. Ve işte tam da o noktada ketçap bitti ve markete gitmek zorunda kaldım. Biraz garip bir kombin, katılıyorum. Ve 2012'de CSGO'nun trailer'ı çıktı. Kalklar işe gideceğim kalk. Sabah oldu oğlum. Aslında 2011'de oyunun betası çıkmıştı ama onu sadece beta testçileri veya e-sporcular oynayabiliyordu. İlk işim olarak silah tepmelerine baktım. Oha anasını satayım. Mouse'u falan oynatmıyorum bu arada. Açıkçası CSGO o zamanlar son günlerini yaşayan CS Source ve CS1.6'dan çok farklıydı. Eski 1.6 oyuncularının bu oyuna alışması çok zordu. Ve zaten bu yüzden çoğu e-sporcu oyunu tamamen bırakmıştı. Ki zaten CSGO'daki e-spor endüstrisi çok da ilerlemiyordu. Oyuna yeni gelen oyuncuları ise benim gibi Battlefield veya Call of Duty'den sonra şaşırtmak biraz zordu. Bu yüzden oyuna rekabet modu getirildi. Evet, başlarda bu modu yoktu. Ve yine 2014 yılında Valve çok önemli bir hareket yaptı. Oyuna skinleri eklediler. Ve come on, hepimiz dikkat çekmeyi severiz. Bu direkt psikolojik bir şey. Sonra ise oyuna çıkartmalar eklendi. Bunların içinde 16 tane de e-spor takımı vardı. Bu çıkartmalar sayesinde e-spor takımları fanlar tarafından hem manevi hem maddi destek alıyorlardı. Kritik nokta ise oyuna bıçakların eklenmesiydi. Hepimiz güzel bıçak görünce boşalıyoruz, bu bir gerçek. Biliyor muydunuz bilmiyorum ama Gabe'in kendisi de bir bıçak fanı. Evine bir sürü farklı bıçağı var. 2018'de ise Valve'ın bir açıklamasına göre CSGO bedava olacaktı. Bir de oyuna Battle Royale eklenmişti. Bunun sebebi o zamanki Battle Royale modasına ayak uydurmaktı. Bana kalırsa CS'nin Battle Royale'i bok gibi. Bedava CS oynamak açıkçası inanılmaz bok gibi bir deneyim. Neden diye sorarsanız. Таня, эти типы играют щитами, вот реально. С кем бы я из них не стрелялся, вот зеленый и фиолетовый всегда знают, где я. Аректо байо, аригато. Я буду демку смотреть опять за вот этим хуйтосом, я ему не верю. Да это пиздбол, похуй. Так он префом выходит каждый раунд. Он каждый раунд выходит просто префом. Чё? Да он... Мы против читера опять играли? Bunun önüne geçebilmek için Prime olayı getirildi ama şöyle söyleyeyim, demin izlediğiniz videolar Prime olan ve gayet yüksek rütbedeki insanların videolarıydı. Bedava CS'yi siz düşünün. Katowice 2020 adlı turnuvada koronavirüs dönemine denk gelmişti. Bu yüzden seyirciler maçın yapıldığı yere gidemiyorlardı. Bundan dolayı 2020 yılının hangi ay olduğunu hatırlamıyorum, oyunun aktifi 930 bin kişiyi geçmişti. Bunlar hem CS oynayıp bir yerden turnuvayı online'dan takip eden oyunculardı. Bu CS'nin genel olarak aktif rekoruydu ve yanlış hatırlamıyorsam Steam'in de en yüksek aktif rekoru oydu. Zamanlar vardı. Ve bu kadar. Galiba oyun hakkında daha söylemediğim bir şey kalmadı. Bu video aslında 3-4 gün önce çıkacaktı ama işin içine tatil falan girince biraz aksaklıklar oldu. Tatil yaptıktan sonra anladım ki tatil falan bana göre değilmiş. Gerçekten Bodrum'daki tatildense evde bir hafta boyunca yalnız kalmayı tercih ederim. (Gülüyor)